Bütün bunlar ayetin devamında gelecek olan manayı kuvvetlendirmek içindir. Çok mühim bir maksadı, çok mühim bir sözü, çok mühim bir hükmü, çok mühim bir hikmeti anlatırken sözün başında yemin etmek İslam'a göre caizdir, bazı yerlerde vaciptir. Sözün önemini, kıymetini, mananın kuvvetini anlatmak için muhatabın kafasında, muhatabın kalbinde o sözün çok önemli bir söz olduğunu, o hükmün çok önemli bir hüküm olduğunu anlatmak için Arapçada söze başlarken yemin etmek Arapçanın usulündendir. Bunun günahı münahı yoktur. İşte Kur'an'da bir hayli Cenab-ı Hakk'ın yemini var. Hadis-i şeriflerde Peygamberimiz Efendimiz'in çok yeminleri var. Mesela bir tanesini arz edeyim. Vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu 3 defa. Allah'a yemin ederim ki iman etmiş olmaz. Allah'a yemin ederim ki iman etmiş olmaz. Allah'a yemin ederim ki iman etmiş olmaz. Kim ya Rabbi? Kim ya Resulallah? Arkasından hadisin ifade ettiği mana geliyor. Bu 3 defa yemin etmesinin sebebi Peygamberimizin o arkasından gelen mananın önemine muhatabın dikkatini çekmek içindir. Yeminle bir söze başlarken ha demek çok mühim bir mesele geliyor diye muhatap bütün dikkatini oraya çeviriyor. Böyle çok var Arapçada. Bu şekilde yapılan yeminler gayet makuldür. Herhangi bir sakıncası yoktur. Herhangi bir vebali, cezası, günahı yoktur. Ta ki mesela konuşurken diyelim ki İslam'ı anlatıyorsunuz. Yeryüzünde insanlığın barışını, insanlığın saadetini, insanlığın kardeşliğini, insanlığın mutluluğunu vallahi İslam'dan başka hiçbir nizam temin edemez. Sözünde bakın vallahi diye bir yemin. Bu yeminin sakıncası var mı yok mu? Asla yoktur. Çünkü sözün önemini ve kuvvetini anlatmak için yapılan bir yemindir. Bunda bir günah yoktur. Akşama kadar yemin edebilirsiniz. Vallahi Kur'an-ı Kerim bozulmamıştır. Kalem karışmamıştır, bir kelimesiyle oynanmamıştır, vallahi oynanmamıştır dendiği zaman bu yemini siz söyleyin, sakıncası var mı yok mu? Birisi var diyor. Olur mu ya Kur'an'ın değişmediğini ve değişmezliğini yemin ile muhataba kuvvet anlatıyorsun. Bu işin selamın güzelliğindendir, hitabın kuvvetliliğindendir, muhatabı ikna etmenin ciddiyetindendir. Bu yeminden Cenab-ı Hak memnundur. Mesela deseniz ki, Allah-u Teala kainatın sahibidir. Tamam güzel. Vallahi Allah bütün kainatın sahibidir. Hangisi daha kuvvetli? Vallahi diye başladığınız söz daha kuvvetlidir. Bu türlü yeminlerin hiçbir günahı olmaz. Bazı cahil kardeşlerimiz ya falan hoca çok yemin ediyor. Ama işte bu mana üzerindedir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de şimdi okuduğum ayette bu var. Hadislerde yüzlerce yemin var Allah. Resul yemin ediyor. Ama bu yeminin gayesi, hedefi o sözün, o hükmün, o mananın kuvvetlendirilmesidir. Ama kalksan da eşya, madde, dünyalık üzerine Allah kelimesini yemin konusu haline getirirsen bunu ulema kabul etmiyor. Mesela ne gibi? Daha çok tüccarlarda olur. Tüccar, esnaf. Efendim işte bu arabanın fiyatı kaça diyorsun? Arabanın fiyatını soruyorsun. Vallahi diyor 500 milyon. Vallahi 500 milyon. Allah'a yemin ederim ki bu arabanın fiyatı 500 milyon. Bakın bu yemini yapan tüccar cehenneme gider. Mesuldur. Sorumludur. Niye? Araba veya eşya kaç paralık bir şeydir ki Allah'ın ismini oraya sokuyorsun? Eşya nedir? Yeri değil, layık değil, münasip değil. Yani doğru dahi olsa, mesela hakikaten o arabanın fiyatı 500 milyonsa, gerçekten doğru söylüyorsa, doğru söylese dahi vallahi bu arabanın fiyatı 500 milyondur demesi, doğru olsa dahi orada yemin etmesi o yemini eden Müslümanı cehenneme götürür. Çünkü yeri değil, münasip değil, eşya, madde, hiç kıymeti yok. Alırsa alır, almaz almaz. Ama bir de Allah göstermesin, arabanın fiyatı 300 milyon da bu tüccar vallahi 500 milyon diye söylüyorsa bu tüccar kafir olur. Allah'ı yalanına şahit tuttuğu için. Efendim diyor Allah şahit gidiyor, ben bunu şu fiyata aldım. Halbuki o fiyata almamıştır. O fiyata almadığı halde emin ol ki Allah şahit ki vallahi diye yemin ediyorsa
o tüccar Allah'ı kendi yalanına şahit tutmak istiyor mu istemiyor mu siz söyleyin. O zaman kafir olur. Bak iş daha kötü. İş daha kötü. Yeminin çok manaları var. Anlamadan, dinlemeden, konuyu anlamadan rastgele ifade etmemek lazım. Neyse biz ayetimize dönelim. Fela ve rabbike hayır. La hayır dedi Rabbimiz. Ve rabbike senin Rabbine, senin Allah'ına, senin sahibin, malikin, Mevlan, Rabbin olan Allah'a yemin ederim ki, Allah'a yemin olsun ki, Allah'lığıma yemin olsun ki. Bakın yemin, yemin, yemin. Acaba şimdi ne gelecek? Buraya kadar dikkatlerimizi çekti. Buraya kadar alakamızı çekti. Buraya kadar nazar edip dikkat nazarımızı yani gözümüzü, kulağımızı buraya vermemizi Cenab-ı Hak arzu etti. Onun için bu yemin kelimesini kullandı. Bakalım bundan sonra ne gelecek? Uluhiyetime, rububiyetime, ey Resulüm, seni yaratan, seni terbiye eden Allah'ına, Allah'lığıma yemin olsun ki, la yu'minune, işte mana geldi. Kardeşler, eğer burayı bu cuma anlatabilirsek, Allah'ın lütfuyla burayı anlatabilirsek, muradımıza ermiş olacağız. Bugünkü maksadımıza ulaşmış olacağız. La yu'minune, iman etmiş olmazlar. Bakın la yu'minune kelimesinin başında da lanelik var. La yu'minune, imanlarını kabul etmem diyor Cenab-ı Hak. Onları mümin ve Müslüman olarak kabul etmem. Allah'lığıma yemin ederim ki. Aman ya Rabbi, şu ayetler nasıl insanı düşündürüyor? Nasıl düşünmek zorunda bırakıyor? Hadi düşünmeyin bakalım. La yu'minune, onların imanını kabul etmem, onları mümin kabul etmem, onları Müslüman olarak kabul etmem diyor Cenab-ı Hak söylüyor. Nasıl kabul etmez? Hangi halde kabul etmez? Onu da beyan ediyor. Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehüm. Kendi aralarındaki bütün ihtilaflarda, bütün ihtilaflı, çekişmeli, çatışmalı konularda nefislerini aradan çekip de Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm yuhakkimuke seni hakem kabul etmedikçe, seni hakem olarak kabul etmedikleri müddetçe her meselede, her konuda, her davada ey Resulüm seni ve senin hakemliğini kabul etmedikleri müddetçe ben onların imanını kabul etmem. Zat-ı uluhiyetine yemin ederim ki onları mümin kabul etmem. Her meselede seni ve senin hakemliğini kabul etmedikleri müddetçe. Şart koy. Bu çok dehşetli bir ayet-i kerimedir. Öyle bir ayet-i kerimedir ki levha haline getirilip, levha manası da altına yazılıp her Müslümanın evinin baş köşesine asılacak bir levhadır bu. Her bir Muhammedi'nin, her bir Muhammed ümmetinin baş ucuna asılacak bir ayet-i kerimedir. Nisa suresi 65 numaralı ayet. Hatta yuhakkimuke, senin hakemliğini, senin önderliğini, senin kılavuzluğunu, senin imamlığını, senin muallimliğini, senin mürşitliğini, senin yol göstericiliğini kabul etmedikleri müddetçe ben onları mümin saymam, onlar 100 sene bir Müslümanız deseler ben bu İslam'ı kabul etmem. Aman yarabbim. Efendiler, bakın öyle bir zamandayız ki İslam'ı, dini İslam'ı biliyorsunuz çeşit çeşit izahlara, kendi anlayışlarına, kendi kafalarına, kendi taksimatlarına, kendi arzularına göre İslam'ı şimdi anlatmaya çalışanlar var. Bunun bütün bu boşluğun, bu serhoşluğun sebebi işte bu ayet-i kerimedeki mananın uzağında kalmaktan oluyor. Efendim, adam bakıyorsunuz konuşuyor. Ya bürokrattır, yani devletin yüksek kademelerinde bir devlet memuru, mesela müsteşar. Mesela genelkurmayda bir paşa, yahut parlamentoda bir milletvekili, yahut gazeteciler cemiyeti başkanı konuşuyor, efendim diyor, ben de Müslümanım diyor. Ben de Müslümanım ama, bakın ama, çağdaş Müslümanım diyor. Modern Müslümanım diyor, laik Müslümanım diyor, efendim liberal Müslümanım diyor, ılımlı Müslümanım diyor.
Hem diyor camiye giderim, hem de akşamları meyhaneye uğar, yarım bardak içerim diyor. Ben de Müslümanım diyor. İçki çok içersen haramdır, az içersen haram değildir diyor. Bir bakıyorsun başka birisi kalkıyor. Efendim diyor, biz de Müslümanız diyor. Ben de Müslümanım. Hem hacca giderim, hem de diyor, laikliği benim.